Merhaba arkadaşlar. Bilgisayar olarak hardware'e yönelik ilk dersimizde karşınızdayız. Bu derste öncelikle birazcık Verilog'a göz atacağız. Yani bu ders bir başlangıç dersi değil fakat daha çok derse aşina olanlar için bir hatırlama veya birazcık kısa bir tanıtım dersi olacak. Şimdi Verilog'la yapabileceğimiz sistem elemanlarımıza, parçalarımıza bir baktığımız zaman iki çeşit bloktan bahsedelim. Bunların içerisinde bunlar birer bilgisayara ait logic unit olsun. İki farklı yapıdan bir tanesi clock'suz, yani herhangi bir zamanla atan bir clock'a göre çalışmıyor. Buraya gelen inputlar anında birer output'a dönüştürülüyor olsun. İkinci düşüneceğimiz sistemde ise bir clock var. Ve bu clock her sinyal gönderdiği zaman buradaki inputlara göre birer output belirleniyor olacak. İkinci tür sistemimizde. Yani buradan şöyle düşünebiliriz. Bu kablodan sürekli bir elektrik geçiyor. Ve buradan geçen elektriğin çıktısının nasıl olacağı içerideki devreye göre tanımlanıyor. Fakat ikinci sistemde ise burada diyelim birer saniye aralıklarla bu parçaya bir uyarı geliyor. Ve buradan gelen input bu uyarının sinyalin geldiği an alınıyor. İçeride çeşitli değişimlere uğratılıyor ve gönderilmeye başlanıyor. Bu tür sistemlerde gönderim sürekli yapılıyor fakat gelen input'un değişmesi sadece clock'ta oluyor. Şimdi bu iki farklı yapıyı Verilog'da nasıl yapacağımıza dair kısaca bir değinelim. Şimdi Verilog'da standart olarak başlarken programımızı modüller olarak ifade ediyoruz ve ikisi için de başlarken modül diyerek buna bir isim koyacağız bu parçaya. Bu parçaya mesela burada bir kontrol mekanizması yapacağız diyelim. Kontrol olsun bu parçanın adı. Ve bu parçanın ismini koyduktan sonra burada yer sığmadığı için yanına yazmayacağım, aşağı yazıyorum. Parantezler arasına bu programın input ve output'larını belirleyeceğiz. Standart olarak önce inputları sonra outputları yazıyoruz. Fakat herhangi bir sınırlama yok. İstediğimiz sırada bunları yazabiliriz. Bu yazacağımız input ve outputlar bu kutunun dışarısında kalan input ve outputlar olacak. Yine burada da aynı şekilde. Burada da diyelim bir register parçamızı, register diyelim ya da içerisinde registerler bulunan bir blok yapacağız diyelim. Burada da yine bütün inputlarımızı, outputlarımızı yazıyor olacağız. Diyelim ki bu kontrol için inputlarımızı belirleyelim. Input olarak mesela write data olsun. Ve burada tabii modül dedikten sonra da şuraya bir noktalı virgül koyuyoruz. Onu da unutmadan yazalım. Input write data alalım ve aynı zamanda input işlem diyelim. Aynı zamanda bir de output olsun. Ve output'a mesela karar diyelim. Neye karar verdiğimize dair. Şimdi bu şekilde yazdığım zaman burada bahsetmiş olduğum write datayı, işlemi ve kararı bu parantezler arasına aralarına virgül koyarak yazmam gerekiyor. Aynı zamanda bunları bu şekilde yazdığım zaman bu parçalar, bu sinyaller tek bit olacaktır. Diyelim ki işlem 3 bitlik bir sinyal olmasını isteseydim. Burada önüne
kare parantezler arasında hangi bitler için geçerli olacağını yazacaktım. Mesela 3 bitlik olması için 2 ve 0 yazacaktım buraya. 2 nokta üst üste şey biçiminde. Yani burada input kare parantez aç 2, 2 nokta üst üste 0, kare parantezi kapat işlem yazıyor olacaktı. Bu şekilde belirttiğim zaman işlem 3 bitlik bir sinyal olmuş oldu veya kablo olmuş oldu. Input olarak aldığımız bir bilgi. Ve burada parantezler arasında işlemi 3 bitlik de olsa yine bu şekilde gösteriyorum. Burada bir değişme olmadı. Diyelim ki bu burada yaptığım modül kararı belirleyecek ve bunu işleme bakarak yapacak. Şimdi buradaki yaptığım sistem kloğa bağlı çalışmadığı için herhangi burada döngü tarzı yani always kullanarak bir işlem yapmayacağım burada. Direkt olarak output'u belirleyeceğim. Burada da mesela output'u çeşitli şekillerde belirleyebiliriz. Mesela output eşittir diyelim. Buraya output'u pardon output dedim karar diyecektim. Yani karar bir output sonuçta. Karar eşittir diyelim. Kararı herhangi bir şeye eşitleyeceğiz. Mesela burada if ile işlemi kontrol edebiliriz. Mesela işlemin çeşitli bitlerini özel olarak kontrol edebiliriz. Veya şu şekilde de yapabiliriz. İşlem şuna eşitse diye. Eğer işlem şimdi 3 bitlik bir data 0000 ise kararı neye eşitleyeceğimizi buraya yazacağım. Mesela bu şekilde ise output olan karar 0 olsun. Bu şekilde değilse mesela else diyelim 1 olsun. Bu şekilde bir yapın. İşleme bakacak. İşlem sinyalimiz, inputumuz 0000 ise kararı 0'a eşitleyecek. Diğer durumlarda 1'e eşitleyecek. Yani biz burada şu kutunun içerisindeki yapılanları tanımlamış olduk. Şimdi burada içeride bahsettiğimiz gelen sinyal işlemdi. Ve işleme bakarak bir output, karar adını verdiğimiz output'u generate ediyoruz burada. Şimdi de clock'lu bir sisteme kısaca bakacak olursak diyelim ki burada register'lar tanımladık ve içerisinde 4 farklı register tutacak olalım. Ve gelen input'a göre bu register'lardan birini dışarıya gönderen bir sistem olsun bu. Şimdi clock kullandığımız için input'umuz olarak bir tane clock olacak. Ve clock olduğu zaman genelde bir reset'e de ihtiyaç oluyoruz başlangıç için ayarlamak için. Şimdi input olarak mesela register adres olsun. Alacağımız register adresini belirliyor olsun. Ve bir de output olarak data olsun. Şimdi burada inputlarımızı yazalım. Clock var. Reset var. Bu ikisi zaten dışarıdan alacağımız bilgiler. Bir de register adres tutacağız. Burada register adres dördünden birini seçeceği için mesela burada register adresi ben 2 bit olarak tanımlayabilirim. O zaman bu şekilde 1.2.0 register adres biçimde belirteceğim. Ve output olarak da data demiştik. Şimdi data'da register'larımız kaç bitlikse ona göre bir şekilde gösterilecek. Diyelim ki 32 bitlik data olsun her register'in içerisinde. Ve burada data'yı da belirtmiş olduk şimdi. Şimdi bu sistemde içeride register'lar var. Registers adlı bir blok tanımladık. Ve bunun içerisindeki register'ları tanımlayacağız. Ve içeride input veya output olmayan bir tanımlama yapacağım. Buna reg diyeceğim. Register'ın regi. Register'ın